Evet, herkese merhaba. Bir yeni videoda daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Genesis, yaratılış. Şimdi daha önceden biliyorsunuz bir Anunnakiler videomuz vardı. Bu da devam niteliğinde bir video olacak. Bunun arkasından hemen kısa bir zaman içinde reptilyanlar ve devamında da Anunnakiler dönemindeki nükleer felaketten, Sodom ve Gomorra'dan bahsedeceğimiz bir belgesel tadında videomuz olacak. Bu yapmış olduğumuz video da belgesel tadında olacak. Yine Ece Hanım seslendirecek. Bize yine desteklerini esirgemiyor Ece Hanım. Şimdi bu konunun içinde malum biliyorsunuz Genesis, yaratılış deyince zaten hepimiz Adem, Havva'ya gittiğini biliyoruz. Fakat içinde bayağı bir detay var bu videonun. Bu detayları da dikkate almanızı istiyorum. Tabii işin içinde çok enteresan olaylar da anlatılıyor. Nuh tufanı da olacak içinde tabii ki. Şimdi Anunnakilerin buradaki müdahalelerini, onları bir görelim. Videonun sonunda tekrar karşınızdayım. İyi seyirler. Neden buradayız? Bizi kim yarattı? İnsanın yaratılışıyla ve farklı kültürlerin oluşumuyla ilgili benzer birçok hikaye var. Kökenlerimiz evrimle mi yoksa dünya dışı bir müdahale ile mi yaratılmıştı? Eskiden yaratılışımızın her zaman bir tür ilahi varlığa ve çoklu kültüre çekildiğini hatırlayabiliyoruz. Her biri toprağı oluşturan tanrıları anlatıyor ve birçoğu ya çamurdan ya da topraktan sel gibi çıkıyorlar. Leonard Woolley, çoklu kültürlerin çoğunun birden fazla benzer hikayelerinin olduğunu belirtir. Gözden kaçırılmayacak en büyük sorulardan biri, niçin bu varlıklar bizi yaratmak için zaman ayırdılar? Neden bu özel gezegene koydular ve neden dışarıdan seçtiler? Evrendeki milyarlarca gezegen arasında insan ırkı neden burada gelişti? Şimdi bu kadar kontrol dışı görünen türler yapmanın amacı neydi? Ve bu varlıklar neden birden fazla dine baktığınızda bizi kendi başımıza bıraktılar? Size bunun amacının Tanrı'ya veya Tanrılara hizmet etmek olduğunu söyleyeceğim. Gezegenimiz farklı inançlarla doludur. Farklı fikirlerle doludur. Ancak hemen hemen her dinin ortak bir yanı vardır. Tanrılar bu dünyayı insanlar için yarattı. Bütün insanların bileğe ve güce hükmeden yüce tanrıları var. Ve neredeyse her biri bu tanrıların putlarını yapmak veya tapınaklarını çoğu insanın emeği olan işçilikle süslemek için altın ve değerli metalleri kullanıyor. Çoğu insan yaratılış kitabındaki Adem ve Havva'nın yaratılışını, dünyayı ve onun sakinleri yaratmanın 7 günlük sürecini veya şeytan olarak adlandırılan yılanın bilgi meyvesini yemenin cazibesini bilir. Yaratılış kitabı, diğer metinlerde de benzeri görünen Adem ve Havva'nın cennet bahçesinden sürülmesi, Adem ve Havva'nın çocukları, Nuh olayları ve büyük tufana kadar İncil'den birçok alıntı ve mesaj içerir. Dünyanın dört bir yanında altın ile ilgili tanrılar tarafından kafa karıştırıcı iddialar bulunmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmına göre insan yaratılışı ve bizim görünüşümüz güya birden fazla tanrı olduğunu söylememize izin veriyor. Tanrım, bunun gibi bir şey doğru olabilir mi? İncil, çok daha dünya dışı bir masalın basitleştirilmiş bir anlatımı olabilir mi? Biz deriz ki, Tanrı Adem'i yeryüzünün çamurundan ve Havva'yı kaburga kemiklerinden yarattı ve çocuklarının kıskançlıkla savaşmayı nasıl sağlayabileceklerini söyledi. Çünkü Habil'in teklifini Kabil'inkine tercih etti. Aynı zamanda bir ayette o toprağın altınının iyi olduğu ve Dehliya ile Onyx taşının orada olduğu söyleniyor. Ama neden altın? İncil'in tamamında altından 400'ün üzerinde bahsedilir.
Tanrı altın üzerindeki iddiasını bile tüm altının kendisine ait olduğunu söyleyerek bildirir. Her şeye gücü yeten biri neden burada yeryüzünde bulunan metale ihtiyaç duyar? Yaratılışımızın sebebi altınla mı ilgili? Cevaplarımızı İncil'den yüzyıllar önce var olan bir hikayede bulmamız mümkün. Bilinen ilk uygarlık Sümerler'de Enuma Elish adlı Babil tabletlerine bakabiliriz. Enuma Elish, eski Mezopotamya'nın yaratılış efsanesidir. Bu efsanenin Babil versiyonu eski bir akarsu olarak da bilinen Aryan efsanesidir. Bu hikaye güneş sisteminin yaratılışını ve Tiamat ve Marduk gezegenleri arasındaki büyük savaşı anlatıyor. Aynı zamanda Anunnaki yarışını ve Anunun Alalu'dan ödünç aldığıyla herkesin kralı olduğu, komplo teorisyenlerinin eski Babil metinlerinde yer alan Anunnaki'ye ev sahipliği yaptığına inandıkları güneş sistemimizdeki gizli gezegen Nibiru, dahası Anunnaki'nin insanı yaratanlardan sadece birkaçı olması gibi konuları da içeriyor. Daha sonra ayaklanmayı yapan ve isyan çıkmasına neden olan İgigiler olduğundan bahsediyor. Anlatım şu şekilde devam ediyor. Önce onu tutarak bağladılar ve sonra suçundan güç alarak kan damarlarını kestiler. Akan bu kandan ise insanlığı yarattılar. İnsanlığa hizmeti empoze ederken tanrıları serbest bıraktılar. Tanrı insanlığı yarattıktan sonra onlara hizmeti empoze etmişti. Marduk tarafından ustaca planlanan bu olay insanoğlunun anlayışının da ötesindeydi. Yeni iblis yaratılmıştı. Tanrıların kralı Marduk tüm Anunnakileri yukarıdan aşağıya böldü. Talimatlarını korumak için onları Onnu'ya atadı. Göklerde 300 nöbetçi olacak şekilde yerleştirdi. Bu pasaj insanın Anunnaki varlığından yaratılışını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara belirli bir görev verildiğini de ima ediyor. Anu milisleri çok fazla kabul görürken Sümer tabletleriyle ilgili söylenen başka bir iddia vardı. Yazar Zekeriya Sitchin onları Enki'nin kayıp tabletlerini çevirirken tercüme ettiğini söyledi. Sitron'un çalışmaları hala doğruluğu konusunda büyük ölçüde tartışılırken birçok antik astronot teorisini gerçeği taşıdıklarına inanıyor. Anlatıma geri dönecek olursak, Nibiru gezegenini başarısız atmosferinde Ki diye adlandırılan bir Anunnaki, Alalu'nun bu Anunnaki tanrı grubundan bir tanrıdır. Dünyayı nasıl kaçtığını ve gezegeni altın bakımından zengin bulduğunu anlatır. Altın bakımından zengin bu gezegen ve bu gelişmeler Aydın Anunnaki krallığına bildirildikten sonra altınları toplamak için işçileri İgigileri gönderdi. Aslında buradan çıkardıkları altın da kendi atmosferlerini yeniden inşa etmek için kullanılıyordu. Kısa bir süre sonra havanın kararmasının ardından Ninma olarak bilinen Lil dahil olmak üzere birkaç Anunnaki'nin gelmesiyle Enlil yeryüzünü ele geçirecek ve Enki madenciliği yönetmekle görevlendirilecekti. Ninma ise şifacıydı ve kimya alanında yetenekliydi. İşçilerin isyan etmeye karar vermesi çok uzun sürmedi. Altın akışını sürdürmenin ve işçinin stresini azaltmanın bir yolunu bulmak altın kaplamacıların elindeydi. Kitap yeni bir varlığı yaratmanın bir yolunun olduğunu söylüyor. Bu da gezegendeki maymunların evrimini hızlandırmak olarak belirtiliyor. Ancak kardeşi ve Enlil de aynı fikirde değildi. Birine göre bu yeni varlığı yaratmanın en iyi yolu değildi. Konsey sonunda Enki ve Ninmaha bu işçileri yaratmak için onay verdi. Bu işçileri yaratmaya yönelik çok sayıda başarısız deneyden sonra toprağın kirini Anunnaki DNA'sında kullanarak ve sonra onu Ninmah rahmine enjekte ederek başarılı olunabileceği düşünüldü. Nihayetinde ilk adam Adamu'yu yaratmayı başardılar.
daha sonra dişi Tiamat'ı yaratacaklar ve böylece sonsuz arzulara rağmen çoğalabileceklerdi. Yaratılan ilk insanlar cennetin bahçesinde tutuldular ve diğerlerinden korunmak için madencilikten sakınıldılar. Bahçede göründüklerinde ilk insan oldukları için onlara iyi davranacaktı. Fakat onların bahçede isteklerine karşı gelemedikleri görüldüğünde Tanrı öfkelendi ve onları kovdu. Sümer tabletleri ve hikayeleri İncil'de bulunan hikayelerle çarpıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor. Birçok antik astronot teorisini göklerden gelen bu varlıkların kendi gezegenlerini restore etmeye yardımcı olmak için insanı yarattıklarına ve onların nihai kökenimiz olduğunu inanıyor. Öyleyse neden Enlil istekleri görmezden geliniyor? Bazıları Enki'nin kendi halkını istediğini söylüyor. Dünya Enlil'e verildiğinden beri insan istediğini inanıyor. Enlil ise Sel'in sonuna kadar kötü adam olarak biliniyor. Sümer hikayeleri Gılgamış destanı hakkındaki yanlış bildiğimiz şeyleri düzeltir. Hayatta kalanları gören insana karşı fikir değiştirdikten sonra hayatta kalanları kutsamıştır ve onları tanrı gibi yaratmıştır. Enlil ile Enki ve Ninmah'ın hikayesi de dünyadaki diğer hikayelerle benzerlik göstermiyor mu? Eski Mısır mitolojisine göre insanın yaratılışının iki hikayesi vardır. Bunlardan birinde Mısır tanrısı çıplak ya da kadınsı yönünü kabartıyor, insanın yarattığı gözyaşlarını döküyor. Diğeri ise tıpkı Sümer ve İncil hikayeleri gibi bereket tanrıçasının eşi olan Ningitzadde'nin insan vücudunu kilden bir çömlek çarkında yaratmış olan tanrı özelliğine sahiptir. O halde bu bedenlere hayat veren Enki'ydi. Eski Mısır sanatında diğer tanrılardan önce sunulan insan vücudu birden fazla oymalarla tasvir edilerek gösterilmiştir. Aynı şekilde Yunan mitolojisinde de Prometheus'un hikayesi vardır. Prometheus bir titandı ve mitolojide bir hileci olarak kabul edilirdi. İnsanı çamurdan ve sudan yaratan oydu. Prometheus insanlara ateş verip medeniyetlerine yardım ettiğinde özellikle Zeus olmak üzere bütün tanrıları kızdırdı. Prometheus kardeşinin aksine önceden görme yeteneğine sahiptir ve günün birinde Zeus'un tahtın ineceğini öngördüğü için Zeus'la yıldızları barışmamıştır. Bu tanrının Leo'ya insanlara tekrardan üreme yeteneğini verdiği için kızmasına benzer. Hikayede Leo'daki ile bariz farklılıklar olsa da Prometheus'un aksine insana medeniyet getirmeye yardımcı oldu. Pinky, Prometheus'a yapıldığı gibi ebedi eziyet için asla bir kayaya bağlanmadı. Antik Yunan hikayelerinde Sel hikayesinin kahramanı olan Deselina, Hermes'te sunuldu. Aynı Enki'nin oğlu Zithura gibi. Kimse insanın dünyadaki varoluş hikayelerini görmezden gelemez. İskandinav mitolojisinde insanı vücudunda doğuran devin hikayesi varken, insan vücudunu kimin canlandırdığından da söz edilir. Ayrıca Odin ve Onera, insan vücudunu canlandıran, yardım eden ve üzerinde anlaşmaya varılmamış ya da tamamen onaylanmamış olsa da bir insanı yaratmayı konu alan kısa bir söz de vardır. Bazıları Thor'un hileci tanrı üvey kardeşi Loki olduğunu inanıyordu ve Odin'in üvey oğlu olduğunu inanıyordu. Benzer şekilde Cari'nin oğlunun kim olduğu, onu ve fırtına tanrısı Enlil'i üvey kardeşi yapan kilit noktaydı. Hinduizm'de çocukların ve bağlılığın sevgisini, doğurganlığını, evliliğini sembolize eden tanrıça Parvati olarak biliniyordu. Evet arkadaşlar, inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Oldukça detaylı olduğunu düşünüyorum. Şimdi mutlaka sorularınız da olacaktır. Sorularınızı YouTube yorumlardan bekliyorum. Lütfen yorum yaparken benim de bir Müslüman olarak bu videoyu hazırladığımı unutmayın. Şimdi diyeceksiniz ki hani İncil ve Tevrat bozuldu, değiştirildi deniyor ama siz yine de bir inceleyin, bir bakın konular nereye dayanıyor.
Kendi kendine araştıran arkadaşlara aslında burada çok güzel anekdotlar var. Çok önemli ipuçları var. Bu ipuçlarından yola çıkarsanız Kur'an'da da izlerini göreceksiniz. Lütfen bunu araştırın. Bunların devamı gelecek. Sorularınızı hiç çekinmeden sorun. 7/24 yazın hatta. Ben mümkün olduğu kadar tüm sorulara anında cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Yine bir belgesel videomuzda çok kısa zaman içinde karşınızda olacağız. Bundan sonraki konumuz reptilyanlar. Yine belgesel formatında. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Görüşmek üzere.